verdik, geri geldik. CNN Türk Masası programımız devam ediyor. Tam da İran'da Pakistan arasındaki o gerilimi konuşuyorduk. Bir savaş riski var mı? Bu savaş bölgeyi nasıl etkiler, ne olur diye sorularımızı yönelttim konuklarımıza. Ama şimdi bir de şunu konuşmak istiyorum. Pakistan'da nükleer var, İran'da var mı? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bir nükleer savaş endişesi çünkü olduğu söyleniyor iki ülkenin olası bir savaşında. Siz böyle bir endişe, böyle bir ihtimal daha doğrusu görüyor musunuz hocam? Güzel bir soru ve zor bir soru. Herhalde kimse bu sorudan sınıfı geçemez ama şöyle bir şey soralım. Bakalım şimdi Amerika Birleşik Devletleri, yani ilk başlangıçtan başlayacak olursak aslında atom bombasını yapan Almanya'dır. Almanya fiyortlarda gizlice atom bombasını yaptı fakat zincirleme reaksiyonu yapacak patlamayı yapamadı. Hı. Ve belki biraz sonra anlatacağız. V1, V2 ve V3'ü yaptı. O zamanki Alman Hava Kuvvetleri V3'te Amerika vurmayı düşündü. Hı. İngiltere harbin sonuna kadar Almanya'dan nükleer bombadan korkmuştu. Hı. Fakat kaldığımız yerden devam edecek olursak, yani hani İran'la Pakistan'ı konuşuyoruz ya, onun için Pakistan'da var. Evet. İran'da olduğunu düşünüyor musunuz nükleer bir güç? Oraya geleceğiz şimdi. Hı. Amerika Birleşik Devletleri müttefiki Fransa ve İngiltere bunları verdi. Sovyetler Birliği 6 sene sonra Amerikalıların yaptı ve şu anda dünyada en fazla nükleer silah sahip olan ve atma kapasitesi Rusya'da. Sonraki devlet Çin ve Güney Kore'de Amerikan nükleer silahları var. Dikkat edin bakın. Kuzey Kore'de de var, Japonya'da da nükleer silahlar var. Peki Hindistan'la Pakistan, Pakistan'a bizim bildiğimiz Çin teknoloji verdi. Hindistan'a da Sovyetler Birliği ve burada de facto fiili olarak İsrail'e de nükleer teknoloji veren Fransa. Yemen meselesinden dolayı Mısır'ı cezalandırmak için İsrail'i nükleer devlet yaptılar. Bu dengenin içerisinde İran yaklaşık 1955'ten beri nükleer bomba yapmak için uğraşıyor. Ve elinde nükleer santralları var. Bakın biz daha bir tane nükleer santralı faal edemedik ama İran'da nükleer santrallar var. Ve bu teknolojiyi kimden alıyor? Çin'den ve Rusya'dan alıyor. Yani Hümeyni'nin büyük küçük şeytan dediği Sovyetlerden teknoloji alıyor. İran nükleer silahlarının eğer varsa bitirdiyse de bunu yerin altındaki sığınaklarda, kaya mağaralarda saklıyor. Bunu neye karşı? İşte en büyük tehdit gördüğü Amerika ve İsrail'e karşı. Şimdi peki varsa neden gizlesin? Çünkü İran'da, Kuzey Kore'de NPT anlaşması dediğimiz nükleer silahların yayılması anlaşmasına taraftır. 4. maddeye göre eğer taraflardan bir tanesi bunu bozarsa bu durumda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a karşı kuvvet kullanma hakkı doğar. Peki neden Kore'de kullanamadı, Kuzey Kore'de? Çünkü Kuzey Kore'nin arkasında Çin var hepimizin bildiği gibi ve Kuzey Kore bunu yaptığı gibi füzelerini de tamamladı ve Kuzey Kore'nin füzeleri Amerika'yı vurabiliyor. Bunu da söyleyelim. Böyle bir denklemin içerisinde İran'ın nükleer silaha sahip olduğunu yaklaşık 20 senedir Netanyahu söylüyor fakat ispat edemedi. Amerikan istihbaratına göre yapmaya yakın. En son Trump yaptığı açıklamada çok kısa sürede İran nükleer bombayı tamamlayacak dedi. Peki bu güç dengeleri nasıl değiştirir? Yani bu bir defa bizim aleyhimize bir durum. Hiçbir zaman biz arkamızda bir nükleer İran istemeyiz. Bizim için bir tehdit unsuru. Zira İran'ın nerede duracağı, dedim ya bakın, gözü Hazar, Karadeniz ve Akdeniz'e açılmak. Halbuki Basra'da bu ama tarihi emelleri var buralarda. Boyu yetmese dahi burada proxy dediğimiz bekârla savaşları yürütüyor. Ve ordunun içerisinde acaba ordu mu karar verecek buna? Yoksa dini liderler, ayetullahlar mı karar verecek? Ve hangi hallerde nükleer silah kullanıp kullanmayacağı bir şekilde tehlikeli. Yani halihazırda bir belirsizlik var. Şu andaki mevcut Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın verilerine göre İran elinde nükleer silah yok efendim. Nükleer santralları var ama nükleer silahı yok. Hı. Ben de diyorum ki varsa eğer bunları yapacak füze ve atma vasıtaları, en önemlisi uçaklara sahip. Dikkat edin, İran son olarak Rusya'dan Su-35 serisi bomba uçaklar aldı. Bu uçaklar taktik nükleer bombaları atabilir. Peki İsmet Bey, İran'ın elinde var mı nükleer silah sizce? Olmaması mümkün mü? Ya benim bildiğim kadarıyla da yok. Yani bilinen bir şey yok. Ama yani nükleer santrali var. Biz de işte Rusya'dan beraber yapıyoruz Akkuyu nükleer santrali. Buradan çıkacak bir anlamda nükleer bombada da kullanılacak atıklar var. Bir takım elde edilmiş olaylar var. Yani bir anlamda bu sürece giden bir yol içerisinde. Yani Amerika ve İsrail'in ısrarla bu konuda engellemeye çalışması ve bu tür deneylerin yapıldığı yeri vurma girişimlerde bulunması tabii onları da sıkıntıya sokuyor. Onlar da arayış içerisine giriyorlar. Ha, bunlar doğru mu yanlış mı ayrı bir tartışma konusu. Yani İsrail'de var, Türkiye'de niye olmasın? Yani niye İsrail onu kullanmayacağı şeklinde bir sıkıntısı mı var? İsrail'de varsa diyelim ki İran'da niye olmasın? Türkiye'de niye olmasın? Veya bir başka ülkede niye olmasın? Yani eğer caydırıcılıksa olay bu şey aslında bütün bunların yasaklanması, en doğrusu bütün nükleer silahların yasaklanması. Ama dünyada öyle bir sıkıntı var ki mesela bu tartışma şimdi bunları niye konuşuyoruz? Yani neden bu dünyada bir gerilim başladı? Biraz önceki haritaları konuşuyoruz. Niye böyle bir şey oldu? Yani hepimiz biliyoruz ki dünyada bir Amerikan hegemonyası vardı. Dünyanın tek hakimiydi. Bu saltanat bitiyor. Hem dolardaki saltanat yavaş yavaş eriyor. Hem Amerika'nın dünya gücü bitiyor. Karşısına çok daha güçlü ülkeler çıkmaya başladı. Ve bu trendle giderse çok kısa sürede hem ekonomik anlamda hem üretim anlamında hem yeni teknolojiler anlamında Amerika epey geride kalacak diyelim ki 2050 yılında. Şimdi burada rahmetli Erbakan'ın deyimiyle dünyadaki bu yeni durum, yeni dünya düzeni kanlı mı olacak, kansız mı olacak? Şimdi olay bu. Amerika yenilgiyi gönüllü kabul ederse eğer veyahut da bunu ki bunu savunan Amerika'da bazı ideologlar da var, bazı düşünce kuruluşları da var. Bence hiçbir şey olmadan bu dünyanın yeni dünya düzeni kurulur. Ve bu Birleşmiş Milletler'deki işlemeyen sistemin yerine de yepyeni bir sistem konur. Ama Amerika hayır ben bunu kabul etmiyorum, dünya hakimiyetimi korumak için elimden gelen her şeyi yapacağım, gerekirse savaşacağım, nükleer güç de kullanacağım derse eğer, iş o noktaya gelirse İlk düğmeye basan kim olur? Onu kestirmek zor olur. Peki kısaca alayım hocam. Sonra bir başka başlığa da bakın. Çok konu var. İsmet Bey'in söylediği çok önemli. Bakın bütün soğuk savaş döneminde Doğu Almanya dahil burada Sovyet füzeleri vardı. SS-16'dan SS-21'e kadar füzeler vardı. Bugün Belarusya'da füze olduğunu düşünüyoruz. Kaliningrad'da bazı Rus füzeleri var ama atom başlığı olup olmadığı belli değil. Ama burada nükleer caydırıcılık, nükleer deterrence meselesine baktığımızda malumunuz Türkiye'de Jupiter ve Thor füzeleri vardı ve bunlar Ural'ları vurabilecek menzildeki balistik füzelerdi. Atom bombası taşıyordu. Sovyetlerle aramızdaki bu pazarlık içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Küba'ya füze yerleştirdi ve Amerika bize sormadan Jupiter ve Thor füzelerini çekip bize F-104 uçakları ve akabinde fantomlar geldi ve taktik nükleer bombalar verildi NATO'nun güney kanadına. Fakat asıl benim vurgulamak istediğim, biraz sonra konuşacağız belki, Ukrayna'nın durumu. Sovyetler Birliği'nden sonra parçalandığında Ukrayna'da yüzlerce atom bombası vardı. İsmet Bey'in söylediği çok doğru. Burada Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, bakın Türkiye ilk tanıyan devletlerden olduğu halde Ukrayna'nın bağımsızlığını, Amerika Ukrayna'yı tanımadı. Dedi ki ben sana garantör devlet olacağım. Sen eğer Rusya'ya verirsen nükleer silahları ben de seni tanıyacağım dedi. Ve garantör devlet ne demek? Ruslar eğer Ukrayna'ya saldırırsa ben de seni koruyacağım demek. Ona böyle bir şemsiye verdi. Halbuki silahları verdiler. Amerika savaştı mı? Yok dedi Bush. Pardon Biden. Eğer bir şekilde müdahale, asker gönderirsek çok önemli. Rusya-Amerika savaşı olur, göndermiyoruz dedi. Peki burada İsmet Bey'in söylediği İsrail, demin anlattığım buradaki nükleer reaktörü vurdu, Suriye'yi vurdu. Bunlar çok önemli. Etrafımda hiçbir nükleer devlet istemiyorum dedi. Peki İran'ı vurmadı ama İran'a her gün F-35'ler giriyor çıkıyor vuruyor bakın. Bu söylenmiyor. Çünkü F-35'i yakalayamıyor İran radarları. Bir diğer husus daha var. Evet. Tamamlayın hocam, bir başka bağlantılı konuya geçeceğim. Siber savaş yaptı, çökertti. Demek ki burada bir tehlike ne var? İsrail-İran çatışması var. Evet. Ve Amerika'nın burada bir sözü var. Biz asla bir nükleer İran'a müsaade etmeyeceğiz. Hocam,